Sensei, bana nasıl kaza oturduğunu öğret. Huya! Bugün sizlerle birlikte Katana Zero'ya başlıyoruz. Eğer beğenirse çok güzel hikaye tabanlı bir seri olacak. Daha önce başkalarından izlemiş olabilirsiniz. Ama Türkçe olarak izlediğini zannetmiyorum. Ama yeni çıkmış zaten şu aralar. 10 gün kaldı. Pekala, bana şu maskeli adamlardan tekrar bahset. Hikayesi çok güzel, anlıyorum. O halde en başından başlayalım. Amanın, o da ne? Lan adam ölmüş. Haça! Nasıl kılıcı giri sektirdim, size de sektireyim böyle. Sektirin gidin lan buradan. Oyun adından da anlaşılacağı üzere biz bir katana ustasıyız. Ninja da diyebiliriz ya da özetle. Hafızasını kaybetmiş bir birisiyiz. Bir psikoloğumuz var. Psikoloğumuza yaptığımız olayları anlatıyoruz. Ve aynı zamanda psikoloğumuz bize öldüreceğimiz kişilerin listesini veriyor. Bu şekilde hikaye devam ediyor ama hikaye ilerledikçe ilginçleşiyor. Şu anda bizi psikoloğumuz arıyor. Oyunun başındaki de psikoloğumuzdu. Psikiyatrist de denebilir ona daha doğrusu. Vardın mı? Telefonu kapat, az sonra oradayım, henüz değil. Şurada bir kırmızı alan var, görüyorsunuz. O kırmızı alan içinde yanıt verirsek bu telefon konuşmalarına, karşı tarafı sinirlendiriyoruz veya lafını yarıda kesebiliyoruz. Beyaz alana gelince de seçeneklerimiz çoğalıyor. Henüz değil diyeyim. İşini en kısa sürede bitirmeni istiyorum, fazla zaman yok. Bana ne? Uzatma, devam et diyebilirim. Bilim adamı fabrikanın bir yerinde rehin tutuluyor. Devam et. Anlat bana. Onu kurtar ve ona çıkış noktasına kadar eşlik et. Anlaşıldı. Birini yok edeceğin zaman ön sezini kullan. Ve unutma, kimseyi sağ bırakma. Olur. Katana Zero. Zero da bizim ismimiz oluyor. Bizim adımız Zero. Ay çok güzel müzikler çalıyor. Umuyorum ki telifi değildir. Müzikleri de harika. Umuyorum ki telifi değildir ve benim canımı yakmaz. Zınk çakırlardan. Kaç oradan. Kaç. Kaç. Oy kedi, yerim seni. Anyam uyu. Şu ön sezimiz oluyor bu. Lan bu değil, pardon. Bu ön sezimiz oluyor. Oyun içinde bunun ismi Kronos. Ve her öldürdüğümüz zaman böyle bir kayıt olarak gösteriyor. Nasıl yaptığımıza dair. Arada kediyi sevmişim. Oluu diye. Tabi bu kısımları hızlıca geçeceğiz. Oyunu kısaca size tanıtmış olayım da diyorum. Daha sonra zorluk çekmeyin. Hızlı bir şekilde 3-4 bölümde bitecek bir seri olacak olursa. Lazerlerden deş atarak kaçmam yok mu? Üf. Ba 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 ba. Tak 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 tak. Zınk zınk. Opa, seni unutmayayım. Kronoslar. Allah belanı, ölmeyecektik orada. Orada nasıl öldük, neyse sıkıntı yok. Hemen tekrar. Ölünce hemen başlıyor. O yüzden sıkıntı yok. Hikaye genel olarak zaman yavaşlatma üzerine kurulu. Anlayacaksınız. Şu an çok düşünmeyelim. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi devam ki. Olur gibi. Ne? Lazerden mi? Ne yaptırdım? Adamı lazere mi sektirdim? Üf. Doktor, seni kurtarmamı istediler. Bilim adamı, pardon. Papa. Gitmeliyiz hemen. Alt katlarda bir karışıklık duydum. Ben de pizzacı çocuk geldi sandım ha. Yürüyebilir misin? Seni kurtarmak için buradayım. Ne yazık ki pizza çocuk değilim. Pekala, kurtaran ne derse o. Bil bakalım, ayağa kalkılamayacak mıyım? Dalga geçeceğim benimle. Ben de başaramayacağımı düşünmeye başlamıştım. Teşekkür ederim. Ben mi? Ben kaldırmadım ki. Lan. Patladı gitti. Su kaplay, küfür ediyor. Umarım bunu kasete almışsındır. Babuşka, Daruşka, Putin. Çocuklar, çöpleri çıkarma vakti geldi. Lazerlere dikkat edin, onunla gör. Olur gibi. Gelin gelin gel. Gelin size lazer açayım. Hadi hadi hadi. Ayya. Al mermini. Oba, böyle tamamlanır işte. İşverenin görev hedefinin tahliyeden önce ölmesinden memnun değil. Eve git ve dinlen. Yarın yeni bir iş alacaksın. Şu anda biz bir nevi kiralık katil görevi görüyoruz ama hikaye ilerledikçe olayı anlayacaksınız. Burası benim evim. Solda komşularım var. Sağ taraf bomboş. Bitki çayımı içmeden uyuyamıyorum. Bu arada şu gördüğünüz götünüze girsin. TV açılsın mı? Şu olay çok güzel, bak TV'yi açıyorum. 3. bölgedeki terk edilmiş bir fabrikada en az 12 kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Bu benim öldürdüğüm kişiler. TV'de bunun haberi çıkıyor. Bu çok güzel.
Ölenler arasında ilk olarak 3 hafta önce kayıp olduğunu bildirilen hükümet bilim adamı David Bey de var. Önemli değil. Uyumak istiyor musun? Uyumak istiyorum. Ve bir rüya görüyorum. Neler oluyor burada? Rüyada bir çocuk var. Karanlık bir cisme top fırlatıyor ve o cisim ona geri atıyor. O da ne? Başka bir karanlık cisim geldi. Canavar oldu ve Niye anlatıcı modundayım ya? Kabus gördüm. 9 gün kaldı. Buyurun, gelin oturun. Bu psikiyatristim bu. Ben de telsizde konuşan şerefsiz. Dün gecenin şartlarına rağmen iyi görünüyorsun. Başlayalım mı? Başlayalım reis. Sadece ilaçlarım için buradayım. Evet, bu arada psikiyatrist bize ilaçları veriyor. İlaç da bizim zamanı yavaşlatmamıza yarıyor. Psikiyatrist bize ilaç veriyor. Biz de bunun karşılığında onun hedef gösterdiği kişileri öldürüyoruz. O ilaç olmasa da bu arada ölürüz diyebiliyorum. Devam edelim. Dozunu yarıya düşüreli 2 ay oluyor. Hala halüsinasyonlar görüyor musun? Kabuslarım geri döndü diyeyim. Ya da dün çok sertti. Bunu duyduğuma üzüldüm. Sadece işimizin tehlikeli ve nankör olmasına rağmen bunu yapabilecek sadece bizlerin olduğunu unutma. Tamamen yalnız hissediyorum. Dün gece ne oldu? Kabuslarım geri döndü. Dün gece ne oldu? Yalnız hissediyorum falan. Bu ne duygusallık kardeşim ya? Türk dizisi mi bu? Of mu? Sadece sana önümüzde daha çok işin olduğunu söyleyebilirim. Keşke daha fazlasını söyleyebilsem. Ne biçim psikiyatrist lan bu? Paramı geri ver benim. Yine kabus görüyorum ben. Bana şey yap. Anlıyorum. Bu tedavinin yan etkisi olmalı. Rüyalarından, bana rüyalarından bahset. Gölgeler etrafımız vardı. Orada garip bir makine vardı. Top oynuyorduk. Top oynuyorduk. Gölge odaya girer. Bana onun hakkında bahset. Bana doğru gelmiyordu. Bir makineye gidiyordu. Belki de gölge makine operatörüydü. Bu mümkün görünüyor. Sanırım o bir bilim adamıydı. Ya da makine operatörüydü diyelim. Şeye dönüştü. Benim tasvirlerime göre, tanımlamalarıma göre dönüşüyor rüya. Evet, o şahıs muhtemelen canını yakmadı. Ondan korkmamalısın. Belki. Sadece ilacımı istiyorum. Evet, sanırım haklısın. Belki. İlacımı ver. Ver. Evet, bugün bana epey sabırlıydın. Bu arada ben kişilik olarak sabırlı bir insan değilim oyunda. Zamanımız doldu. Dosyanı alayım. Al bakayım. Şu arkadaki müziğe bak. Şu entelektüel hava. İlacımı ver. Ver. Bu oturum epey işbirlikçiydin. Evrak dosyanda bu gecenin görev bilgisi var. Yarın konuşuruz. Konuşuruz reis. Dosyayı aç. Okuduktan sonra yok et. Yeni yerleşim savaş sonrası yeniden yapılanma vakfının başkanı. Saygın teknoloji milyarderi ve hayırsever. Materyal ve savaş ilaçlarının hareketine el altından desteği var. Ağır korumalı. Dikkatli ol. Bu adamı öldürecekmişim. Merhabalar. Yardımcı olabilir miyim? Sadece geçiyordum. Aa, vay canına. Ne kadar ilginç bir kıyafet. Cosplay derler buna. Bu bir bor. Cosplay derler buna yeğenim. Evet. Oo, animelere bayılıyorum. Kimi canlandırıyorsun? Pikachu. Tabii ki Shin Kasakamiri from XVZ Sakura de Pikachu kanka. Çok Pikachu'ya benziyorum. Pikachu ne zaman elinde bir kılıç aldı? Sezon 7'de. Pinka ne zaman bu kadar sinir bozucu oldun? Sezon 7'de. Vay, ben hala sezon 7'deyim. Sanırım Webflix aboneliğimi yenilemem lazım. Peki Pikachu kılıcı nasıl elde ediyor? Sana spoiler vermek istemem. Oh, tek kelime etme. İyi günler Pikachu. Teşekkürler. Pikachu'yum ben ya. Pika pika pi. Pika pika. Pika pika. Gobr. Asansör çalışıyor mu? Asansör çalıştırın. Var mı keseceğim biri? Ha? Oo, nasılsınız? Patron, Ejder, o burada. Benim adım Ejder'miş. Güvenliği artırın. Tüh, ikisini nasıl öldüremedim ben ya? Güvenliği artırdılar oğlum, oldu mu şimdi? Oldu mu şimdi? Bu arada şu cisimleri alabiliyoruz ve atabiliyoruz. Al lan. Güvenliği artırmaları neyi ifade eder ki? Ben mükemmel olduğum sürece, ha? Ben mükemmelim diyorum. Neyi ifade eder? Olur gibi. Oğlum ejdermişim lan. Şu havalı isme bakar mısın ya? Şu ismin havalılığına bakar mısın? Tek seferde yapıyorum. Mükemmelim. Benim adım Cafer. 14 yaşındayım. Ciguli dinlemeyi severim. Buraya girecekmişim ya, tamam. Ya speedrunner mıyım neyim ya? Benim adım Cafer. Ciguli dinlemeyi severim.
Benim adım Ejder. Gözlerimin renkini bilmiyorum. Oo, burada da adam varmış. Oo. Jiguri'yi kızdırdınız oğlum. Siz kim köpek lan? Ya. Aç lan kapıyı. Aç lan kapıyı. TikTok değil mi böyle? Neden burada olduğunu anlıyorum. Beni öldürmek seni tatmin etmez. Nereden anlıyorsun lan dingil? Öldür onu ve... Ah, sen beklediğin gibi biri değilsin. Senden birden fazla olmasına şaşırdım. Benden birden fazla derken... Bilmiyor musun? Neyse. Bir önemi yok. Savaşta sayısız hata yaptık. Son sözün nedir reis? Anam diyormuş ben. Senin yüzünden çektiğim acıdan pişmanım. Elveda. Lan! Adam atladı la. Adam aşağı atladı oğlum. Lan ne oluyor lan? Ben öldürmedim ki. Adam aşağı attı ya. Ya resmen üzerime kaldı ya. Allah Allah. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oo, aşağıda öldürmediğim, hoş geldin. Üzerime kaldı resmen ya. Ne oluyor lan? Dur! Bu binada silah seslerinden daha dair haber aldık. Kimsin sen? Pikachu'yum ben, Pikachu. Aa, o sadece misafirlerimizden birisi. Tamam da misafirinin üstü başı kan içinde. Bunu nasıl açıklayacaksın? Birçok insan katlettim. Aslında bu bir banyo ürünü, cosplay. Birçok insan katlettim diyeyim mi lan? Cosplay, cosplay. Bu doğru. Pikachu olduğunu söylemişti. Oh, evet, şimdi anlıyorum. Sen 17. sezon sonrası Pikachu'sun, gidebilirsiniz efendim. Bir dakika, gerçek miydi o? What? Nasıl ya? What? Gerçek miydi o? Sonra görüşürüz Pikachu. Hey, Pikachu'ya sevgili de buldum. Sonra görüşmeyelim. Gömüşelim, işverenin sonuçlarına dolayı memnun. Aha. Hey! Nereye gittin, dikkat et! Seni tanımıyorum, sen gerçekten o gürültücü komşumuz. Onlar benim yanımda oturuyor. Aa! Onlar tam şerefsiz! Koridorun sonundaki dairede kalıyorum. Bana ne? Peki ya sen? Çocuklarla aram iyi değil, gitmem gerek. Hemen yanında yaşıyorum. Hemen yanında yaşıyorum ben. O ne ugedim seni? Aa! Şu basık yer. Sanırım biz de komşu oluyoruz. Basık yer demesi iyiymiş, dürüst. Neyse, bu beni sıktı. Bay komşu. Çocuk kaçtı. Sıradaki haberimize geçelim, geçelim. Ben çayımı içeyim. Murder Hotel'de korkunç bir olay patlak verdi. Çete bağlantısı olan çatışmada en az 28 ölü var. Üff. Score! High kill! 28 kill'le. Aa, PUBG Mobile birinci. Yine kabus görüyorum. Dur, top oynuyorum. Bilim adamı geliyor. Pat. Çocuğu da öldürdü, bilim adamını da öldürdü. Başka bir karanlık cisim. Abao. Yan komşular yok. 8 gün kaldı. 8 gün sonra ananızı atlayacağım. Buyurun, gelin oturun. Kes lan, kes! Kes kes! İlacımı ver. Sadece ilaç istiyorum. Uyku alışkanlıklarından başlamak istiyorum. Kabusların yeniden ortaya çıktı mı? Rüyamda gün doğumunu ve gökkuşağını gördüm diyeyim. Dalga geçeyim böyle. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Dalga geçeyim. Gün doğumunu ve gökkuşağını gördüm. Anlıyorum. Bunu duymak güzel. Lan gerçek sandı ya! O halde başka konuya geçeyim. Zamanı nasıl geçiriyorsun? Daha fazla samuray filmi mi seyrediyorsun? Geçen bir kızla konuştum. Aa, bunu beklemiyordum. Kim o? Sadece bir çocuk, komşuyuz. Onunla çarpışmıştık. Ha, çocuğu kastediyor. Ben oteldeki kadını anlatıyor zannettim. Aa, demek istediğini yanlış yorumladım. Bu oldukça rahatlatıcı. Üçüncü bölgede bir çocukla mı tanıştın? Oldukça tuhaf. Tuhaf mı? Sana ne diyeceğimi bilmiyorum. Artık ilacımı alsam iyi olur. Tuhaf mı? Niye tuhaf? Pekala, bildiğin üzere üçüncü bölge çocuklar için güvenli bir yer değildir. Ha. Ama karşılaştım. Pekala. Bugün işbirlikçiydin. Çok işbirlikçiydin. Bir saniye. Git bana ilacımı getir. Kalk kalk kalk. Odamın dört gözü seni. Abicim bilirim ben. Bu oturum bayağı verir miydi? Yarın devam edeceğiz. Ben kaçar reis. Kaçav kaçika kaçika. DJ Elektro Kafa. Üst sınıf ikinci bölgeden gelme popüler bir DJ kulüp uyuşturucularının ticaretinde yer almış. Etrafında çok fazla koruma yok. Lakin etrafı kulübe gelen kişiler ile sarılı. Tespit edilmeden infaz etmek için hakiki bir üst beceri gerekmekte. Patolojik bir yalancı. Onunla konuşayım deme. Ooo, DJ kulüp diyorsun. Ne diyorsun? Üf.
Allah'ım çok güzel dans ediyorum. Lan ne güzel müzik ya. Ya yerim ya. Dance dance dance. Tek elle dans ediyorum, diğer elim kılıcımda. Fark etmedi, kaç. Hey, burada olmamalısın. Sen de annenin yanında olmalısın küçük adam. Şimdi geldiğin yere dön, yoksa sorun çıkar. Hadi ya. Öyle mi? Ne yapacaksın bakalım? Bekliyorum. Pekala dostum. Bunu sen istedin. Okey. Gel bakayım. Annenin yanından ayrılmamalıydın küçük çocuk. Lan kamera. Sen de öyle. Herkes annesinin yanına. O zaman... Ulan elektrikli makinen var lan orada. Elektrikli makinen arıyor oğlum. Oğlum lan makineden nasıl sekeceğim? Aa telefon geldi. Yuvarlanırken yenilmez olduğunu unutma. İyi bir eylem planı oluşturmakta sıkıntı yaşıyorsan yoğunlaşmak için zamanını yaşatarak daha hızlı kes la. Kes be kes kes kes. Yoğunlaşmak diyor, böyle takıl diyor. Bu arada öldüğüm zaman başa başlıyorum ya. Bu oyunun bir gerek getirdiği bir şey değil. Bana enjekte ettiği ilacın bir getirisi. Yani ben oyunda ölümsüzüm aslında. Hani oyunda öldüğüm için başa başlamıyorum. Ben ölümsüzüm. O yüzden her seferinde başa geliyorum. Okey. Makinenizi bozarım lan sizi. Olur gibi. Okey gibi. Alayım ben onu. Aa sis. Aa smoke. Ve oyun tekrar oynattığı zaman benim yavaşlatmamı görmüyor. Bakın şimdi. Bak. Burada normal geçmişim gibi gösteriyor kayıtlarda. Yani yavaşladığını, etraf yavaşladığı zaman yavaşladığını bilen tek kişi yine benim. Bu da ilaç sayesinde. He? Şuraya bir smoke yayalım. Aa sis mi oldu? Ne oldu ya? Aa dım 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 dım. La selamünaleyküm. Ne yaptın lan? Zınk 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 zınk. Oba. Oğlum oradan da olmaz. Neyse neyse olur gibi. Lan makinenizi keserim lan sizin. Şu bıçağı ben bir geri alayım. Onu attık ama. Onu attık ama onu bir geri alalım ya. Lan ne oluyor? Aaa smoke ya, sis yanmam lazım, sis sis sis. Heh makineyi boz. Okey gibi. Oba. Reis şunu kapatıversen ne olacak ya, boşa lazer israfı resmen. Ayıp değil mi? Lazer israf ediyorsun. Ya se... Aga be adam, yazık, tam konsey üyesi seçilmişti. Seri üzgün. Konsey üyelerine seri üzgün. Ya şurada bir şey var sanki ya. Ne oluyor ya? Oo. Zınk. Zınk. Okey. Aa telefon geldi. Elektro kafa ile konuşamazsın. Neden? Elektro kafa ile konuşamazsın. Kes be kes kes kes. Konuşamazsın diyorsa konuşmamalı mıyım? Konuşmalı mıyım? Tabii ki de konuşacağım. Oy senin kafanı yerim. Gerçek misin? Evet, seni öldürmek için buradayım. Öldür onu da diyor, öldürmeyeceğim. Al sen gerçeksin. Tamam adamım, sakin olalım. Hepsini geri vereceğim. Hepsini geri vereceğim. Neden bahsediyorsun sen? Neden benim gerçek olmadığımı düşünüyorsun? Kafası güzel muhtemelen. Neden bahsediyormuştur? Eğer bulduğun pislik senin ise... Ah tanrım. Gösteriden sonra sana geri verebilirim. Lütfen canımı yakma. Bana ne olduğunu söyle. Bana ne bulduğunu söyle. Kahretsin dostum. Haplar. Malı sadece bir kez parkta denemiştim. Vallahi. Vallahi. Bu çok sertti. Sanki zaman yavaşlıyor, tekrarlanıyordu. O zamandan beri acayip şeyler görüyorum. Hepsini geri vereceğim. Bunun nerede olduğunu söyle.
Gerçek olduğundan emin misin? Yani o halde depolama biriminde. Ben bir şey çalmadım dostum, hepsini açık artırmada aldım. Sahibinin olduğunu söylediler. Bana hapın adını söyle. Ne diyorlar bilmiyorum. Etiketlenmemiş şişenin içindeydi. Bekle. Adını dahi bilmiyor musun? Kimsin sen? Kodum. Gülüyor bak, tipi değişti. Dostum, adamlarım seni fena indirip kaldıracak. Sen öldün. Akoy. Adamların öldü zaten. Aa. İktir canımı yakma kardeşim. R nedir, nasıl yapılır, hemen kardeşime döndü. Bak adamım, bir anlaşma yapalım. Eğer gitmeme izin verirsen hapları sana veririm. Ver bakayım. Her şeyi yaparım. Lütfen. Bana hapları ver ki gidebilirsin. Ver bakayım. Sakin, sakin dostum, tamam. Wow! Ay ne oluyor, ne oluyor? Lan adamı vurdular. Ben öldürmedim. Sniper vurdu adamı. Müziğe bayıldım ya. Zınk. Ay 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 ay. Ay 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 ay. İstemsizce kafamı sallıyorum ama hangi kafamı, tın tın tın. İşverenlerimiz elektro kafanın ölümünün perde arkasından haberdar değil. Ben haberdarım. Görevinde ihmalkar oldun. Gelecekteki talimatlardan sapmak sana ağır disiplin uygulamamıza sebep olacaktır. Kız burada gene. Ay, dinozorla oynuyor. İşte buradasın. Ne bekliyorsun? Merhaba. Merhaba. Çocuklara nazik davranın Kerim. İyi adam, rutinini bırak dostum. Bir şey dedi, başlayacak dedi. Roar! Şimdi öt bakalım. Leviathan'ı nerede saklıyorsun? Leviathan kim? Sana okulda bir şey öğretmediler mi? O Behemoth'un abisi ve denizin kralıdır. Şuna bak. Behemoth sadece Leviathan'ın yakınlarda olduğunda parlar. Şimdi şunu aç, yoksa kıçına tekmeyi basacak. Yapacak bir şey yok. Açalım. Ne açıyorum biliyor musun? Bizi içeri al. Pes ediyorum, içeri gel. Çocuğu içeri alınır mı oğlum bu devirde? Aa, güzel. Sana bunun çocuk oyuncağı olduğunu söylemiştim. Behemoth. Evime gelmek istiyor. Anı yerim seni. Ne berbat bir yer. İçeri girmemi istememene şaşmamalı. İşte Behemoth'u al. Yakınlaştığında parlayacak. Parlıyor. Aa, burada bir yerde. Ara kanepe altı. Ara bakayım. Aranıyor. Wee. Buldum oyuncağını, al. Oyuncağın benim evimde ne arıyor onu da bilmiyorum. Gördün mü? Biliyordum. Bunca zaman sendeydi. Bu gerçekten de benim değil. Merhaba Leviathan. Merhaba. Roar. Sesler oldukça korkutucu. Bunu sadece ben olduğunu biliyorsun değil mi? Onlar sadece oyuncak konuşamazlar, tanrım. Ay ne kadar aptalsın. Pekala. Gidiyor musun ne? Gitmem gerek. Leviathan sende kalabilir. Şimdilik. Ama ona nazik davranmazsan benle Behemoth senin kaçını tekmeleriz. Okey. Bye. Ben bir çay mı içeyim? Uyumak istiyorum ben. Sal beni. Haberlerde de benim yaptıklarım çıkar zaten. Ne oluyor lan? Aa, gün başa sardı, bir değişti, bir şey oldu. Aa, neler oluyor? Gene kabus görüyorum. Saklan. Onlar bam. Çocuğu aldı, bir şeyi aldı, fırlattı. Oyuncağı, çocuğun oyuncağına dönüştü. Silahla yine çocuğu vurdu. Lan ne oluyor lan? 7 gün kaldı. Buyurun, gelin oturun. İşverenlerimiz geçen geceki icraatından dolayı memnun. İlk önce sorularımı cevapla. Sorularımı cevapla. O hiç seni sandığın gibi değil. Geçen gece kulüp ne onda ne olduğunu bana anlatacaksın şimdi. Elektro kafa onu öldürmeden önce vuruldu diyeyim, dur. Oradaki bilim adamını öldüren aynı adamı gördüm. Beni dinliyor musun? Ne yazıyorsun? Kim olduğunu biliyor musun? Tamam, evet, anlıyorum. 10 numara cevap, bu ne lan? Tamam, evet, anlıyorum. Şahıs kim bilmiyorum ama görünüyor ki çelişkideyiz. Kimseyle konuşma, kimseyle. İş için ya da ofisime gelmek hariç sakın apartmandan ayrılma. Neden elektro kafayla konuşmamamı istedin? Niye istemiş konuşmamamı? Adam torbacı olarak biliniyor en çok. Sen çok önemlisin, çok özelsin. Seni bu etkilere maruz bırakma riskini alamam. Bana verdiğin ilaçlar gibi mi? Bak sinirli. Ne? Elektro kafayla mı konuştun? Evet.
Sana özellikle bu kafayla konuşmamanı söylemiştim. 31. Ne dedi? Bana benimkine benzeyen bir raptan bahsedin. Neden ilaç hakkında bilgi almamamı istedin? Bana ondan bahset. Sen onu boş ver. Sen benim sorunlarıma cevap ver. Üstlerimiz seni potansiyel olarak hedefinden ödün verecek herhangi bir şeye maruz bırakmak istemiyor. Allah Allah. Allah Allah. Savaş gazisi olarak görevimizin tüm detaylarında özeline yer olmadığını anlamalısın. Görevimiz nedir? Güçlerimi bir haptan mı geliyor? Elektro kafa benim gibi aynı hapı mı kullanıyordu? Güçlerim bu haptan mı geliyor? Görevimiz neymiş? Bu haptan geliyor, ben biliyorum. O yüzden size de söyleyeyim, çok sorgulamıyorum. Hafıza sapmaların beni endişelendirmeye başlıyor. Lan yalancı seni çılgın. Biz 3. bölgede illegal uyuşturucu trafiğini önlemeye çalışıyoruz. Bu son bulduğunda eğer hak edersen normal yaşamına dönebilirsin. Bunu isterim. Hak edersen ne demek? Ben keserim şimdi seni bak. Bunu ben de isterim ama emirlerimize koşulsuz uyman gerek. Geçen geceki aksaklık gibi olmamalı. Anlıyorum, bir daha olmayacak. Öz sezim haptan mı geliyor? Evet öyle. Ön sezin ilacın yan etkisi. Bu nedenle diğerlerinin onu kötüye kullanmasına izin veremeyiz. Doktor bize rahat uyku çekebilmemiz için ilaç veriyor. En azından biz hafıza kaybı yaşayan kişi olarak doktorun verdiği ilacı öyle zannediyoruz. Ama aslında bize ön sezi ilacı veriyor. Bu ilacın ismi Kronos. Aslında ön sezi ilacı veriyor ama bize yalan söylüyor. Uyumana yardımcı olacak ilaç diye. Evet anlıyorum diyelim. Çok verimli konuşma gerçekten. İlacın zamanı geldi. Abi. Rehabilitasyon sorunsuz ilerler. Yakında dozunu azaltacağız. Allah razı olsun. Şalara. Ayrılmadan önce. Konuşmamız gereken son bir konu daha var. Medya senden ejder diye bahsediyor. Okey. Etkileyici bir lakap ama yaptığın icraatlar çok halka açık. Lütfen gelecekte daha ihtiyatlı olmaya özen göster. Artık gidebiliriz. Fa Yuhan. Rida Ket'in politik muhalifi ve bilgi sızdırıcısı. Askeri mahkemede tanıklık edecek hedef çabucak halledilmeli. Sivil zayiat kabul edilemez. Yani başkalarını öldürme diyor. Fazladan kaybı önlemek adına gizlilik ve dikkat büyük önlem arz etmekte. Oo, telefon çalıyor. Ne oluyor lan? Tekrarlamak istiyorum. Dosyana göre bu görevdeki hedefin. Peki ya başka seçeneğim kalmazsa? Bu basit bir operasyon. Bunun olmasına müsaade etmemeye çalış. Anlaşıldı. Güzel. Devam et. Işıklardan kaçalım. Tun 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 tun. Şöyle de kaçabiliyormuşum ya. Okay. Gizli görev. Undercover. Ne olmuş burada, ben bakamam. Böyle olsa çok eğlenirdim lan ben kendi kendime. Aa, güvenlik odasında. Burayı da kes. Ne yaptın o herkes ki? Adam kendini asmış anasını satayım. Ne oldu lan burada? Venom mu girdi? Ne oldu? Oğlum merkezi kesmişsiniz lan. Kim kesti, ne oluyor? Benden önce kim geldi? Bu mu adam, bizim adam? Aha. Bu ya Fuan, vücudu hala sıcak. Fa Yuhan, nasıl bir isim ya? Ejder, etrafını sardık. Testimon yoksa en şiddetli bir şekilde karşılık vereceğiz. Ver. Oğlum lakabı ejder olan birisine şiddetli bir şekilde karşılık mı vereceksin cidden? Ha, sen gerçek misin ya? Ha? Polisler gelmiş. Oğlum bak, sivil zayiat kabul etmiyorum falan diyorsun ama hani keserim şimdi. Valla zayiat mayiat tanımam. Ben zaten ölmüşler. Önemli değil. Sıkıntı yok. Zaten ölmüşler canım. Benden ne alakası var? Benden alakası var mı gerçekten? Ben mi öldürdüm? Bu arada bak burada kamera öldü. Bak şu an kamera kaydık bulunmuyor. Çünkü güvenlik odasındaki insanlar da öldüğü için, kayıtlar da alındığı için kayıt bulunmuyor. Siz benden alakası ya, ben kimseyi öldürmedim. Zaten ölürlerdi. Benden alakası var mı gerçekten? Hiç kabul etmiyorum, hiç. Asla.
Her ne kadar işverenlerimiz hedefin ortadan kalkmasından dolayı memnun olsa da sözleşmenin bütün şartlarını karşılamadığın için üzgünler. Sıslak. Polis memurlarına yaptığın tali zarar kabul edilemez. Eve git ve yarınki görevini hazırlan. Aa, ne oluyor lan? Evde değilim. Hey! Babanın ilaca ihtiyacı var. Yastı gazeye yardım et. Savaşta hiç altı kuramak itini gebert. Hiç. Savaşta altı kuramak itini gebert. Kuramak eti. Galiba bizden bahsediyor, emin değilim. Savaşta bacağımı kaybettim ve sen öylece çekip gidiyor musun? Bana borçlusun dostum. Ben de hizmet et. Ben de gaziymişim, savaş bir şeyim. Ne? Kuramaklara karşı mı? Seni akoldum kuramak beye benziyorsun. Aileni geberttim oç. Neden senin gibileri yeni yerleşimde yaşamamıza müsaade ediyoruz? Kuramakların akoyim alayınızla akoyim yeni yerleşimde hiç idrol gidip hepinizi öldürmeliydik. Yeni yerleşime hizmet ettim. Hizmet madalyası aldım, öldür onu. Yeni yerleşime hizmet ettim. Ben de sendenim abi. Bir bakayım. Hey, bu benim. Benden araklamışsın. Seni iki kuramak. İmdat, yardım edin. İki kuramak hizmet madalyamı çalmaya çalışıyor. Yardım edin. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan sen? Keseyim mi oğlum seni? Yardım edin, saldırıyorlar. Bu adam bir gaziye mi saldırıyor? Yardım edin. Oğlum bak. Yaşlı maçlı tanımam, keserim ha. Abicim ver ulan şu madalyayı. İmdat, biriniz yardım etsin. Ayrıl veya öldür onu. Kılıcı çektim, saplayayım mı he? Saplayayım mı he? He? Hadi yine iyisin ha. İyi, yanıma denk geldin, öldürmeyeceğim. Adam ol. Ana, gene apartmanda. Ne yapıyorsun kız? İşte buradasın. Birkaç kişi sana bunu vermemi istedi. Görünüşe göre bir film. Sana bunu kim verdi? Bir film mi? Çek git. Sana bunu kim verdi? Bilmiyorum. Birkaç dazlaktı. Bana sadece bunu senin muhakkak almasını söyledi. Senin almanı söyledi. İzleyebilir miyim? Tabii, neden olmasın, bugün olmaz. Daha bunun ne olduğunu bile bilmiyorum. Çocuğa ne izleteceğimi bile bilmiyorum. Bu sadece aptal bir film. Hadi ama beni içeri al. Tabii, neden olmasın. Gel. Ama izletmemeye çalışacağım. Harika diyor. Gel. Lan izle, açmayacak. Neden bahsediyorsun? Onlar çok büyük. Onları nereye koyduk ki? Film şey yapıyor. Tüh. Bebeği izletmeseydik keşke. Ah, tren modellerinden bahsediyorum dostum. Apartmana neler eklediğini düşünsene. Bunlar benim yan komşularım. Bu diyaloglar pek önemli değil. O yüzden hızlı geçiyorum. Kendi aralarında tren diyaloğu yapıyorlar ama şu anki kısım önemli. Aha, bizim adam geldi. O şey. Ne oluyor akü? Burada bir parti düzenlendiğini duydum. Kim parti istiyor ha? Hey bak dostum, oba. Onun için biraz kıyak parti yapalım mı he? Peki ya sen ha? Parti sever misin? Okey. Ne? Ne, aptal bir filmdi. Niye izledin dingil? O da neydi? O gerçek değildi, endişelenme. Lan böyle şeyler diyelim, dur. Tamam, dediğin gibi olsun. Hemen eve gitmeliyim. Bye. Siye. Bu dingil tabii ki benim yan komşularıma eziyet ediyor. İşte sana hediyem var. Kronos veriyor yan komşuma. Yapımı devam ediyor. Ne düşündüğünü bilmeni isterdim. Diyaloglar önemli değil. Yan komşuma ilacı verir, zamanı yavaşlatır ki işkence edecek, daha fazla acı çeksin diye. Şerefsiz ya, şuna bak. Senin komşun, sen onların seri katil olduğunu biliyor musun? Hem de en babalarından, o yaşayan efsane dostum. Sizin yediğiniz boktan dolayı gözüne bir gram uyku girmiyor. O nedenle çöpleri çıkarmak için buradayım. Ya beni düşünüyor, yazık. Adam yan komşuyu kestiler lan. Lan. Ay ne oluyor, ne oluyor? Gene rüya görüyorum. Saklan onlar. Bu sefer çocuk saklandı. Makineli bir şeyler var. Patlıyor bir şeyler. Oba, uyan. 6 gün mü kaldı? Aynen. Psikoloğa gidiyorum. Bugün burada değil ama bu... Bakayım. Evet, bugün burada değil. Ofis kapalı. Tüm randevular yerin... Keşke cumaya gittim, yazsaymış. Bugünlük bu kadar olsun. 20.000 like geçerse devamı gelecek.